Muhterem kardeşlerim, hac ile alakalı mevzule devam ediyor. Bugün ilk dersimiz ihram yasaklarına uymamanın cezası. Şimdi bu hac mevzusunda çok tekrar geçiyor. Haliyle biz daha evvel hacın farzlarını görürken ihramı görmüştük. İhram anlatılırken anlatılması lazım gelen her şey de söyleniyordu. Ama şimdi ceza olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Öyleyse bizim de işimiz kolaylaşır. Oradaki bazı öğrendiklerimizi hatırlatır, geçeriz. İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmaması gereken fiillerin yapılmasına cinayet diyoruz. Yani suç işlemek anlamındadır. Cinayetlerin öylesi vardır ki mümkünü yoktur, kurtarmaz. Cinayetlerin öylesi vardır ki bedene kesmek gerekir. Bedene büyükbaş hayvan, yani sığır ve deve cinsi, 7 kişilik pay olabilecek. Vaciplerin terki daha çok, yani dem. Dem, küçükbaş hayvanların kurban. Ya da sadaka şeklinde bir kısım cezalar var bu ihram yasaklarına uyulmasın. Hanefilere göre kıran haccında ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlerden dolayı bir umreye bir de hacca niyet ettiğimiz için iki ihramın da cinayetini ödememiz gerekir. Dolayısıyla iki cinayet işlenmiş olur. Bu haccı kırana mahsus olmak üzere. Şimdi bu hac cinayetlerini kısa bir özetleyip geçelim. Bildiğiniz gibi biz mikat denilen yerlerde ihrama giriyorduk. Erkeklerde iki parça peştemal, rida diyoruz, ızar diyoruz. Kadınlar kendi elbiseleri olabilir ama yüzlerini kapatmamak onlar için bir ihramdır. Niyet ediyorduk, iki rekat namaz kılıyorduk. Namazın arkasından ne yapmak istiyorsak hac veya umre niyet ediyorduk, telbiye getiriyorduk. Telbiye getirince de en az bir kere arkasından tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, tehlil, La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, ekledirse güzel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat-ı şerife şeklinde bir grup zikri devam ettiriyoruz. Yol boyu gidiyoruz, ihramlıyı cinayet işlemememiz lazım. Terbiye yokuş çıktıkça, eliş indikçe, hacılarla karşılaştıkça devam edip gidiyordu. Bu büyük cinayetlerden teferruatsız kısaca hatırlatalım. Çünkü dediğim gibi bunların hepsini daha önce biz geniş olarak gördük. Bu cinayetler haccın bozulmasını gerektiren var, kazasını gerektiren var, bedene yani büyükbaş kesmeyi gerektiren var, dem yani küçükbaş kesmeyi gerektiren var ya da sadaka vermeyi gerektiren var, haccı gerektiren var. Haccın veya umrenin kaza edilmesini gerektiren cinayetler. Yani o sene haccı iptal ediyor, sonra kaza gerektiriyor. Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan önce bir insan nikahlısıyla veya işte cinsel ilişkide bulunursa haccı bozar. Bunun kurtuluşu yoktur. Bu konuda mezhepler arasında da görüş birliği var. Böyle bir insan ihramlıyken bu hatayı yaptığı için bir dem keser, ihramdan çıkar. İhramdan çıkmak içindir o da. Yani küçükbaş hayvanı ceza olarak keser ve ihramdan çıkar. Sonraki yıllarda bu haccını kaza etmesi muhakkak gerekir. Hac yapmakta olan kişi Arafat vakfasından sonra fakat tıraş olmadan önce bu işi yapsa, cinsel ilişkide bulunsa haccı bozulmaz çünkü Arafat'tan sonra. Çünkü Peygamberimizin hadis-i şerifini biliyoruz. Arafat, hac Arafat'tır. Arafat'a yetişmişse bir nevi hacı olur. Ne yapar bu adam ceza olarak? Sığır keser. Daha doğrusu bedene diyorduk ya biz, deve veya sığır. Büyükbaş hayvan kurban keser.
Hanefilerin dışındaki üç mezhebe göre bu durumda hac gene bozulur diyor. Bizim mezhebimiz bu cezayla kurtarır demiş. Umre için ihrama girdikten sonra umre tavafının henüz 4 şavtını yapmamış. 7 şavt bir tavaf eder. 4'ünü yapmazdan önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin umresi bozulur. Bozulan umre tamamlanacaktır. Sonra ihramdan çıkılır. Küçükbaş bir hayvan kesilir. Alışalım buna. Dem kesilir. Dem dediğimiz zaman küçükbaş hayvanı kastediyor. Bedene dediğimizde büyükbaş hayvan. Deve veya sığır kesmeyi, bedeneyi gerektiren cinayetler. Arafat'taki vakfadan sonra fakat tıraş olup ihram çıkmazdan evvel yukarıda söylediğimiz gibi aynı zamanda ihramlının da cezasıydı bu. Henüz ihramdan çıkmamış olduğundan bedene kesmesini gerektirir. Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak. Büyük bir suçtur. Yani haçtan sonra o farz olan tavafı cünüp olarak yapmak bedene kesmeyi gerektirir. Hayız ve nifaslı kadınlar bekler ve sonra yaparlar. Azınlıkta kalan kimi alimlere göre kadının iradesi dışında oluşan bu adet veya ruhsallık durumunda ziyaret tavafı yaptığı takdirde buna bir ceza gerekmez demişler. Bu son görüş grup halinde hareket etmek zorunda olan insanlar için belki bir çıkış yolu olabilir. İmkansızlık durumunda ama zayıf bir görüştür. Cünüp abdestsiz adetli hayızlı nifaslı kadınların yapmış oldukları bu tavaf cinayeti gerektirir ama daha sonra bunlar abdestli olarak tavaf edilirse cinayet düşer. Maksat yerine gelmiş olur. Ceza düşer. Dem gerektiren cinayetler. Bu hac ve umrenin vacipleriyle ilgili olanlar, ihram yasaklarıyla ilgili olanlar diye bunu da ikiye ayırmışlar. Mikatı ihramsız geçmek, ihram bahsinde görmüştük. Şayet tekrar geri döner, bir günden fazla geçmediyse, hac işlerine, Kabe'ye, tavafa başlamadıysa, farkına vardı ihramı, yeniden döndü, kurtarır. Ceza kurbanı kesmesine gerek yok ama devam ederse, mikat-ı ihramsız geçmek dem gereklidir. Sayın tamamını veya en az 4 saftını terk etmek veya özürsüz yürüyerek yapmamak dem gerektirir. Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmek. Ancak Müzdelife vakfesinin ayrıntılarını çok görmüştük. Bizim meselemizde bu vakfe Arafat'ta güneş battıktan sonra yola çıkıyorduk değil mi? Akşam namazını kılmadan Müzdelife'ye yatsı geliyorduk. İstersek daha erken gelelim akşamda. Çok hızlı hareket etmiş. Nasıl olursa olmuş. Yatsı vaktini bekleyeceğiz. Önce akşamı sonra arada sünnet olmadan yatsıyı kılacağız. Ve geceyi Müzdelife'de geçireceğiz vacip. Şafak attıktan sonra bizim vakfemiz başlıyordu mezhebimize göre. Ve güneş doğmadan da Mina'ya hareket etmemiz lazımdı. Bu vakfeyi özürsüz olarak terk etmek dem gereklidir. Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarısından çoğunu atmamak. Yarıdan çoğu atılmışsa eksik bırakılan taşların her biri için sadaka verilir, dem gerekmez. Hüküm çoğunluğa bağlı. Ziyaret veya umre tavafının son 3 şavtını veya sadece birini yapmamak. Ziyaret tavafı Mina'dan geldikten sonra yaptığımız haccın farzı tavaf. Umre tavafı da umrenin gereği tabi. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Ziyaret veya umre tavafının son 3 şartını veya birisini yapmamak. Afaki olanların yani mikat sınırlarının dışında uzaktan gelen Müslümanların veda tavafını veya bu tavafın en az 4 şartını yapmamasıdır. Hacı Mustafa Efendi, arkadaşlar burada mı yükleniyorlar? Veda tavafını terk etmesin. Ziyaret, umre
ve veda tavafı gibi farz ve vacip hükmündeki bir tavafta sertire avrete uymamak. Yani çıplak tavaf yapmak. Ziyaret ve umre tavaflarını abdestsiz yapmak. Kudüm, Mekke'ye ilk gelişte yapılan ilk tavaf. Aslında değişti de. Kudüm, veda ve umre tavaflarını cünüp olarak yapmak. Dem gerektirir. Yeniden yaparsa bu tavafları, hatasını telafi ederse düşer. Arafa günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak. Sabırsız. Dem düşer. Küçük baş ayva kurban olur. Ebu Hanife'ye göre harem bölgesi dışında veya bayram günlerinden sonra tıraş olup ihramdan çıkmak, ziyaret tavafını bayramın üçüncü gününden sonraya bırakmak, bayram günlerinde olması lazımdı. Akabe cemresine taş atma, kurban kesme ve tıraş olma fiillerinde tertibi, sırayı gözetmemek, bunlar vacip olduğu için dem gerektirir. Diğer mezhepler ve iki imamımıza göre tertip vacip değildir demiştik. Kolaylık için bu da tercih edilebilir. İhram yasakları ile ilgili olup da bedene değil dem kesmeyi gerektiren, yani küçük baş hayvan kesmeyi gerektiren cezalar, erkeklerin bir tam gündüz veya gece süresince elbise giymeleri, başlarını örtmeleri veya yüzlerini örtmeleri. Dikişli, iç çamaşır, dış çamaşır vesaire. Bir defada vücudun veya bir uzvun tamamına güzel koku veya yağ sürmek. Vücudun veya bir uzvun tamamına güzel koku ve yağ sürmek. İhrama sürülen güzel kokunun eni ve boyu birer karıştan büyük olur ve kokunun etkisi de bir gündüz veya gece boyunca devam ederse, sürerse yine bir dem gerekir. Küçük baş hayvan yani kurban etmek gerekir ceza olarak. Değilse, o kadar uzun sürmüyorsa sadakayı da geçiştirilir. Vücudun veya saç sakal gibi bir uzvun tamamına süslenmek için ya jöle, brilyantı sürmek yahut kına, saç boyası ve benzeri şeylerle boyamak, tedavi için sürülen ilaç ve merhem ya da kokusuz krem ve yağlar için bir şey gerekmez. Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzun tamamını tıraş etmek. Tamamını tıraş etmek. Dörtte bir veya tamamını daha az olursa sadaka gelir. Bir defada bütün tırnaklarını kesmek veya elin yahut ayağın tırnaklarının tamamını kesmek. El ve ayak tırnaklarının tamamını ayrı yer ve zamanlarda kesilirse her biri için ayrı ceza gerekir. Tamamı değil de bir kısmı kesilirse kesilen bir tırnak için sadaka gerekir. Kendiliğinden koparsa bunlar bir şey gerekmez. Fısır sadakası kadar bağışta bulunmayı gerektiren cinayetler. Bunun ötesindeki cinayetlerde sadaka verir diyerek işi kolaya bindirelim. Yani vücudundan bir yere kokulaması, işte kaşını, bıyığını, yüzünü, elini gibi. Başının veya sakalının dörtte birinden az bir miktarını tıraş etmesi. Dikişte elbise giymesi ama bir gece ve bir gündüz tam değil, eksik olarak giymesi. Parmaklarından bir ikisini böyle parça parça kesmesi. Kudüm veya veda tavafını yahut herhangi bir nafile tavafı abdestsiz olarak yapması. Tavaf namaz gibidir, abdest ister. Veda tavafının veya sayı şartlarından birisini eksik yapması. 7 şart lazım, 6 yapmış, 5 yapmış. İhramlının ihramlı veya ihramsız olan başka birisinin başını tıraş etmez. Evet, bunlar da sadaka gerektirir. Sadaka deyince neyi kastediyoruz?
Sadaka deyince bizim Ramazan bayramında vermiş olduğumuz sadakayı fıtrı kastediyoruz. Yani bir fakiri sabahlı akşamlı doyurabilecek bir miktar. Bu sene 8,5 lira mıydı alt sınırı? Onun ötesinde üst sınırına bir sınır yok. Bedel ödemeyi gerektiren cinayetler. Şimdi karada yaşayan av ve hayvanlarıyla ilgili kendisi av hayvanı vurmuş veya bir başkasına işte işaret etmiş her neyse bunun fiyatı kaç liradır? Bedel ödenir orada. Haram bölgesinin avları ve bitki örtüsü biliyorsunuz onları koparmak, öldürmek, kesmek haramdır. Bunlar için bedeli ödenir. İhramlı kişi bir özürden dolayı durup dururken değil, bir özürden dolayı kokulanır, tıraş olur veya bir elbise giyerse ceza olarak aşağıdaki alternatiflerden birisini seçebilir demiş. Harem bölgesinde küçükbaş bir hayvanı kurban kesmek, altı yoksula fıtır sadakası kadar bir miktarı bağışta bulunmak, tasadduk etmek, 3 gün oruç tutmak. Değerli kardeşlerim, hac ve umrede işlenen bir cinayetin cezasını ödemek için belli bir süre yoktur. Ömrün sonuna kadar ödenebilir. Ancak borçlulukta esas olan bir an evvel ödeyip borçtan kurtulmaktır. Kefareti vefatına kadar ödemeyen veya ödenmesini vasiyette etmeyen kişi günahkardır. Kendisi sağlığında yapamazsa, hiç olmazsa hani insanlar vasiyetini yapmalı diyoruz ya, üzerinde vasiyet borcu olanlar vasiyet yapmadan yapmamaları lazım. İşte borcu var bunun da yazar oraya. Böyle Allah'a karşı, kullara karşı borcu olmayanlara vasiyet etmeleri farz değildir. Ne yapacağız? Sünnet, sevap. Vasiyet olmaksızın mirasçıların bağış olarak ödemeleriyle borç öde edilmiş sayılır. Mirasçıların ötekilerinki farklı olabilir. Bu haçtan dolayı kesilen kurbanların topuna birden biz hediye diyoruz. Bununla bizim bayramda kestiğimiz kurbanın adı utiyedir, birbirinden farklı. Yani cinayetlerle ilgili kesilen kurbana da hediye edilse caizdir, olur. Değerli kardeşlerim, bu hediyenin harem bölgesinde kesilmesi gerekir. Hedi, yani haç ile ilgili her türlü kesilecek kurbanların ama haçtan şükür için ama ceza için her ne olursa olsun harem bölgesinde kesilmesi gerekir. Oruç, sadaka ve av hayvanların bedelini ödeme gibi kefaretler istenilen her yerde olabilir. Mesela bir av avlamış, bunun bedeli var demiştik diye. Kaç lira eder? Onu memleketine dönse derdi. Mesela bazı şeyler için oruç tutacaktı. Memleketinde de olabilir. Ama öyle. Hedi, yani kurban, harem bölgesinde kesilir. Kurban günlerinde kesilecekse Mina'da olması güzeldir. Onun ötesinde Mekke'de olması güzeldir. İhsar, daha belki derslerimizde gördüğümüz bir konuydu. Bunun da bir cezası var. Bunu da görmüştük ama hatırlatıp geçelim. Neydi? Adam ihrama giriyor. Hacca gidecek veya umreye girecek. Düşman tutukluyor, hapse atıyor. Bir şekilde mahsur kalıyor. Mahsur kalmasına işte hac kitaplarımızda ihsar derler. Kökü ihsar, hisar, mahsur aynı kelimelerden geliyor. Düşman engellemesi veya yolda savaş yüzünden yolların kapanması
Yani ihramlı yola devam edemiyor, Allah korusun. Hastalık, parasız kalmak, kadının yanındaki mahreminin ölmesi, mahrem ölünce yolculuk yapamaz hale geldi ileriye. Hac yolculuğuna devam edemiyor. Dolayısıyla tavaf ve vakfeyi önleyen bu tür engellere biz ihsar diyoruz. İhsar sebebi. Bu tür insan, hac ve umre yapması engellenen bu tür insan sadece umre veya ifrat haccına niyet etmiş ise bir kurban. Haccı kırana niyet etmiş de yolda engellenmişse bir ihramda iki tane bazı şey var ya, bir umre bir de hac, bundan dolayı iki tane kurban keser. Buna ihsar hedi denir. Harem bölgesinde kesilmesi gerekir. Kurban kesilince kişi ihramdan çıkar. Ama İmam Şafii'lerde bir kolaylık var. Söylemeyi burada faydalı görüyorum. Şafii'lere göre ihsar kurbanı, ihsara uğrayan kimsenin bulunduğu yerde kesilir ve bu kişi tıraş olmadıkça ihramdan çıkmış olmaz. Yani bulunduğu yerden kurbanı kesiyor. Diyelim ki Medine'yi biraz geçti, 50 kilometre gitti, daha Mekke'ye 400 kilometre var. Bu adam bir yerde tutuklu kaldı. Şimdi bunun kurbanı işte bugünkü şartlarda Allah başa vermesin gelir mi gelir. Bizim mesleğimize göre bir kurban götürülecek. Harem bölgesinde kesilecek. Adam tıraş olup ihramdan çıkacak. İmam Şafii diyor ki bulunduğu yerde de hedi niyetiyle keser, tıraş olur, ihramdan çıkar. Yani bu adam engellenmiş insandır. Haccı yapmak üzere adam yola çıktı. Engel kapıları geçemedi. Arafat vakfasını kaçırdı. Vakfa ne zamana kadardı? Arafat günü öğle namazından devir ikinci gün fecr-i sadık sabah namazı vaktine kadardı. Kaçırdı. Ne yapacak peki bu adam? İfrat haccı yapmak üzere ihrama girmişse umre yaparak ihramdan çıkar ve daha sonraki yıllarda niyet ettiği için kazasını yapar. Çünkü başlamış bir ibadeti tamamlamak gerekir. İhramdan nasıl çıkar? Umre yaparak çıkar. Temattu haccı yapmak üzere ihrama girmişse fakat koştu yetişemedi, Arafa vakfını da kaçırmış. Önce umre yapıp ihramdan çıkmış olması gerekir. Bundan sonra Arafa günü öncesinde hac için yeniden ihrama girmişse vakfeye yetişemediği için temattu haccı bozulur. Dolayısıyla o haçtan dolayı şükür kurbanı kesmesi de gerekmez. Bu durumda bir umre daha yapar ve ihramdan çıkar. Haliyle bu haccı da kaza edecek değil mi? Temattu haccını niyet etti. Kıran haccı yapmak üzere ihrama girmiş adam. Üzerinde iki tane vazife var. Biri umre, aynı ihramda. Birisi de hac. Ama vakfeyi, Arafat vakfasını kaçırmış. Önce umrenin tavaf ve sahini yapmış bulunursa, temattu haccında olduğu gibi ikinci bir umre daha yaparak İran'dan çıkar. Yani daha önce Mekke'ye gelmiş de umresini yapmış, arkasından sahini yapmışsa, Safa ile Merve arasında şayet yapmışsa. Bir umre daha yapar, ihramdan çıkar. Eğer umre tavafını ve sahini yapmamışsa, önce umre ihramından çıkmak için tavaf ve sahi yapar, sonra hac ihramından çıkmak için ikinci defa tavaf ve sahi yapar, tıraş olup ihramdan çıkar. Bunun için bir kurban kesmesi gerekir mi? Cinayet olmadığı için kesmez, kurban gerekmez. Şimdi hac işlemlerini biz böylece bitirmiş olduk arkadaşlar.